Değerli Malatya Vuslat TV izleyicileri merhabalar. Sağlık için programıyla karşınızdayız. Fatma Kiraz ben. Malatya Battal Gazi Devlet Hastanesi'nde psikiyatri hekimi olarak çalışıyorum. Sağlık alanında merak edilen konuları her hafta farklı konu ve konuklarla konuşacağız. Bu hafta acil sağlık hizmetleri ve acil servisleri konuşmaya karar verdik. O yüzden değerli iki tane konuğum var. Programın ilk bölümünde Abdullah Turgut hocamızı ağırlayacağız. Abdullah hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağlıkçı programımız izleyicilerimize ve bütün seyircilerimize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah verimli olur. Anlattıklarımızdan etkilenir. Daha bilinçli bir acil sağlık hizmetlerine kavuşmuş oluruz. Çok teşekkürler hocam. Evet. Abdullah hocam siz Malatya'da uzun yıllardır sağlık alanında hizmet veriyorsunuz. Muhtemelen izleyicilerimizin çoğu sizi tanıyordur ama tanımayanlar için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben 1991 Çukurova Tıp mezunuyum. Bir kısa dönem Varto Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Ondan sonra Yeşiltepe'de Malatya'ya tayin olup Yeşiltepe'ye geldikten sonra sağlık ocağına 14 ay GATA'da acil serviste çalıştım. Acil sağlık hizmetleri, acil mobil hizmetler, acil GATA'nın acil ünitesinde çalıştım. Daha sonra askerlik görevim bittikten sonra Malatya'ya tekrar Yeşiltepe Sağlık Ocağı'na döndüm. Bu Sağlık Müdürlüğü tarafından Malatya 1998'in 5. ayında Malatya'ya 112 acil birimi kurulması için görevlendirildim. Ben kurucu başhekimliği ve şube müdürlüğü görevini yaptım. Tabii biz bu görevi üstlendiğimizde ülkemizde acil sağlık hizmetleri, özellikle hastane öncesi mobil sağlık hizmeti ya da acil ambulans hizmetleri pek bilinen bir hizmet değildi. Vatandaşlarımız bu hizmeti hem kendileri bilmiyordu hem de hastaneler ve kurumlar pek organize olamadığı için böyle bir hizmetten yararlanamıyorlardı. Bu süreç bizim Malatya'mızda 98-99 yılında başladı. 99'un 5. ayında da fiilen biz 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Başhekimlik Ünitesi ve 2 istasyon açacak şekilde bir görevlendirme oldu. Kurucu başhekimliğini yaptınız değil mi evet, hocam? Evet, ben ilk personeli benim 112 Acil'in. O zamanki sağlık müdürümüz böyle bir hizmetin şehrimizde olması ve bakanlıkta da nüfus Malatya'nın nüfus yoğunluğu fazla olduğu için ilk 40 ilden Sağlık Bakanı ilk 40 ilden birini Malatya olarak belirlemişti. Hı hı. Biz dolayısıyla bu hizmete Malatya'da bütün Sağlık Müdürlüğü'nün imkanlarını kullanarak o zamanki şartlarda Sağlık Bakanlığı herhangi bir mevzuat yönetmenlik de daha olgunlaşmamıştı ama tabii ki hastane öncesi ambulans hizmetleri, acil sağlık hizmetlerinde çok büyük aksamalar vardı. Hatırlarsanız şöyle izah edeyim. 80'li yılları, 90'lı yıllara gelindiğinde insanlarımız tabii ki bu hizmetlerden faydalanabilmek için böyle karma işte belediyelerden, çeşitli kurumlardan, değişik hastanelerden münferit olarak ambulans talebinde bulunuyorlardı. Ambulanslar da standartlı donanımlı değildi. Aynı zamanda ambulansta o içinde ekipman, tıbbi malzeme, ilaç donanımı yoktu. Yalnızca bir taksi çağırır gibi nakil hizmetlerinde. O zaman da 112 evet. Komuta merkezi var mıydı hocam? Yok, 112 komutayı biz 98'de 5. ayında başladık. 99'un 5. ayı gibi de hizmete açtık. Bizim ülkemizin geldiği süreçte 98-99'dan önce çok atıl, çok verimsiz bir şekilde bu hizmetler yürüyordu. Böyle bir hizmetin olup böyle bir kaliteli hizmet alınacağını tabii ki teknoloji ilerleyince, bilim ilerleyince özellikle Kanada,
özellikle Kanada, Almanya, Amerika gibi ülkelerde ön model oldu bizim ülkemize. 96 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan yaklaşık 10'a yakın doktor Almanya'da bu işin 112 mobil acil sağlık hizmetlerinin nüvesini oluşturmak üzere Almanya'ya eğitime gittiler. Onlar geldikten sonra da özellikle Malatya gibi büyük illerde, öncelikli olarak ilk 40 ilde böyle bir çalışma başlatıldı. Ve bu bizim çalışmalarımızdan önce tabii ki bu gelinen süreç içerisinde hatırlarsanız eskiden 077 Hızır Acil. Ben çok hatırlamıyorum o evet, hocam. O günler de yaşandı. Tabii bunlar özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerimizde nüfus yoğunluğundan dolayı. O zaman 112 yerine 077'yi mi arıyorlardı? 077, 86-87 yıllarında özellikle o dönemin o dönemdeki Özal'lı, Cumhurbaşkanımız Özal'dı o yıllarda. Tabii ki bu böyle çok büyük kapsamlı bir teşkilattan ziyade büyük şehirlerde 077 Hızır Acil adıyla, hatta bunu özellikle İstanbul'da yaşayanlar da bilir, can kurtaran semti de Osmanlı'dan sonra, Osmanlı'da da can kurtaranlar ambulans hizmeti o bölgede başlatılmış. Tabii can kurtaran oradan, ambulans hizmetlerinden dolayı ismi verilmiş. Daha sonra bu süreç içerisinde Kanada, Almanya ve Amerika'da özellikle paramedik sistemi dediğimiz bu hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, mobil hizmetler çok önemsenip insanların bilinçlenmesi, eğitimli olması ve bunu acil sağlık hizmetlerinde aldıkları ilk yardımda ambulansın vakaya ulaşana kadarki sürede insanlara faydalı olma durumu ortaya çıkınca, bu sefer tabii ki bizim ülkemizde de sağlık politikaları değişti. Bizim ülkemizde de bir saniyenin bile hayat kurtarmada ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu insanların bilinçlenmesiyle gelinen bir seviye oluştu. Bizim ülkemizde de ilk lokomotif olarak acil sağlık hizmetleri, mobil acil sağlık hizmetleri, yani ambulans hizmetlerini ilk 9 Eylül Üniversitesi başlattı. 9 Eylül Üniversitesi 1996 yılında acil sağlık hizmetleri yüksek okulunu kurdu. Ambulans ve acil sağlık hizmetleri yüksek okulunu kurdu. 16 tane paramedik, 4 yıllık yüksek okul düzeyinde paramedik denen ambulans ve tıbbi tekniker diyoruz. Ambulans ve acil tıbbi tekniker diyoruz. Yani paramediğin açılımı ambulans ve acil tıbbi teknikeri diye. ATT değil. ATT 2 yıllık olan arkadaşlar. Onlar acil tıp teknisyeni diye geçer. Ambulans değil. Tamam. Acil tıp teknikeri. Ama paramedikler ambulansın bütün donanım ve aksamından sorumlu. Ve onların tabii ATT'lerin de sürücü olma özelliği var. Hatta son günlerde görürsünüz bayan ambulans kullanan bayanlarımız var. Bunlar ATT de olabiliyor, paramedik de olabiliyor. Öncelikli olarak eğer paramedik personelimiz varsa onlara motorize ambulanslar var, motosiklet. Onlarda da öncelikli görevler verebiliyoruz. Onların yetki alanları, ilaç kullanımı Sağlık Bakanlığı protokolüne göre biraz daha fazla paramediklerin. Motosikletliler herhalde gidip sağlık hizmeti verip dönüyorlar. Hasta taşıma. Şöyle hocam, şöyle bahsedeyim. Yani bu son yıllarda görüyoruz büyük şehirlerde ve ilimizde de var. Motorize sağlık acil ambulans. Onlar özellikle trafik kazalarında, ani kalp durmalarında veya dar sokak gibi böyle ambulansın giremeyeceği öncül bir keşif ambulansı gibi gidip oradaki eğer bir kaza varsa veya bir diyelim ki olağan dışı bir durum varsa onunla ilgili merkeze ön bilgileri verip itfaiye, jandarma, polis veya sağlık hizmetlerindeki diğer şeyleri, diyelim başka mesela bir bebekse, bebek köözlü ambulans, kööz ambulans, yeni doğan ambulansı gibi elimizdeki o imkanlara oraya daha çabuk yönlendirmek için. Tabii buradaki amaç çabuk ulaşabilmek, daha etkin hizmet verebilmek için çalışmalar var. Evet, bu konuda şunu da bahsedebilirim. Özellikle bizde ambulanslar, ambulans kategorisi 3'e ayrılıyor. Ben tam ondan önce şeyi sormak isterim hocam. Ambulans çeşitlerini sormak isterim tabii. Helikopter de ilimizde var mı yok mu diye, ama hangi çeşit ambulansın geleceğine nasıl şimdi vatandaş arıyor?
112 komuta merkeziyle konuşuyor. Evet. Mesela motosiklet mi gidecek ya da diğer ambulans çeşitleri nelerse onları konuşacağız. Evet, orada tabii bir algoritma var. Şöyle 112 acil çağrı merkezinde. Orada çağrının önce gerçek bir çağrı olup olmadığı teyit ediliyor. Teyit edildikten sonra olayın hastaysa, yaralıysa, kazaysa bir olayın şekli önce analiz ediliyor. Orada hem ATT'ler görev alıyor hem de doktorlarımız görev alıyor. Uzman hekimlerimiz de var, acil uzmanımız da var, başhekim olarak görev alıyor. Diğer komuta kontrol merkezi tabipleri var. Aynı zamanda çağrıyı karşılayan ATT'ler de var. Ambulans tıbbi teknikerler de var. Onlar bu çağrıları değerlendiriyor. Olayın büyüklüğüne göre veya yaralıysa kaza durumu veya hastalıksa orada işte kardiyoloji diyelim ki defibratörlü bir ambulans mı, doktor gerektiren bir müdahale mi? Tabii. Orada bir işte şu an ülkemizin geldiği acil sağlık hizmetlerinde şu günlerdeki seviyemiz yani o 20 yıl önceye göre çok ileri seviyede. Ben biraz önce onu söylemek istedim. Ambulanslarımız hava, kara, deniz diye üçe ayrılıyor. Kara ambulansları içerisinde işte motosiklet var. Ondan sonra acil yardım olan ambulanslarımız var. Nakil ambulanslarımız var. En sık gördüğünüz hangisi hocam? Hep trafikte karşılaştığımız. En sık gördüğünüz hocam sizin kırmızı şeritli olan, acil yardım olan. Bunlar içinde ambulans standardı tam bir ileri yaşam desteği verecek defibratör, monitörizasyon, eksternal entübasyon yapacak kadar, intratrakeal entübasyon yapacak kadar her türlü donanıma, ilaç, mayi, her şeye sahip bir, yani evet, acilimizin, şu anki içinde bulunduğumuz hastanemizin mobil hali gibi düşünün. Evet, bizim buradaki acil sağlık hizmetlerindeki amacımız tabii ki hasta ya da yaralıya, hastaya olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir, mide kanaması geçirmiş olabilir. Yani acilde en çok gördüğümüz gruplar, trafik kazası olabilir, yüksekten düşme olabilir. Bu tür hastalık gruplarına bir o ortamda bulunan insanların yardımcı olması lazım. Biz buna ilk yardım diyoruz. Dolayısıyla biz 112 acili kurduğumuz zaman, bu acil hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin politikasında vatandaşlarımızın eğitimle bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşanan zaman sürecinde özellikle trafik kazalarında yanlış müdahaleden dolayı kafa, boyun ve omurga zedelenmelerinde karga tulumba taşıma diyoruz ona. Usuna uygun taşınmadığı için belki de o kazadan dolayı felç olmayacaksa, hayati olarak devamını felç olarak tamamlamayacaksa taşıma tekniklerinde yaptığımız hatalardan dolayı, yanlışlıklardan dolayı ömür boyu ya alttan ya boyundan itibaren felç olma durumu. O yüzden önce zarar verme düsturu çok kıymetli bizim, değil mi hocam? Evet hocam, bizim mesleğimizin ilk tıbba girdiğimizde önce zarar verme. Yani ne iş yaparsak sağlıkta önce bizi aşıyorsa bu tabii vatandaş için de gerekli. Biz vatandaş için bizim politikamız, devletimizin, Sağlık Bakanımızın politikası ilk yardım eğitimi almış olmak. Bizim 112 acili kurduğumuz zaman eğitime çok önem verdik. Bu eğitimin içerisinde hem personelin eğitimi, ambulansın içinde çalışan arkadaşlar, hem komuta merkezi hem de vatandaşa ilk yardım eğitimi. Peki hocam, diyelim ki bir vatandaş ilk yardım eğitimi almak istiyor. Evet. Nasıl ulaşabilir? Çok doğru. Şöyle güzel bir soru. Biz bunu gönüllü kuruluşlar yapıyor ülkemizde. Aynı zamanda bizim sağlık müdürlüğümüzün aracılığıyla da acil sağlık hizmetleri dairesi var. Oradan talep edildiği zaman biz de bunu çok yaptık zamanında. Sağlık müdürlüğümüz organize ediyor. Sağlık müdürlüğümüzde eğitici, ilk yardım eğitici eğitmenleri var. Onların vasıtasıyla gruplara belli, zaten öncelikli gruplar emniyet, polis, asker, itfaiye, değişik kurumlara biz ve şimdi de bu tür çalışmalar zaten devam ediyor. Öncelikli gruplar, topluma rehber olan, toplumun sürekli içinde olan veya bir diyelim ki caddede birkaç esnaf, işte son zamanlarda görüyorsunuz basına yansıyan bir Helmih manevrası. Evet. Bu Helmih manevrasıyla kaç kişi, çocuk,
yetişkin yaşama geri dönüyor. Bunlar çok basit bir ilk yardım teknikleri ama hayat kurtarıcı. Bunun için şu an bizim sağlık politikamızda özellikle eğitim, bilinçlenme, şu an sizin de öncülük yaptığınız bu sağlık için programı da o amaçlı ve bunun vatandaşlarımıza geri dönüşümü, sağlıklarını kazanmaları için. Çünkü şöyle diyoruz biz, insan hayatı çok kıymetli değil mi? Belki bir saniye ile bile yaptığımız küçük bir manevra, küçük bir müdahale birinin hayatının kurtarılmasına sebep olacak. Bu yüzden biz eğitimi önemsiyoruz. Buradaki bulunma amacımız da o. İnsanlarımızın bilinçlenmesini ve bu bilinçlenme durumundan dolayı da benim konum olarak özellikle ilk yardım, acil sağlık hizmetleri bu basamakta vatandaşlarımızın bilinçli müdahale, bilinçli hareketle sağlık bilinci oluşturarak bizim görevimiz onların topluma, insanlarımıza faydalı olmasını sağlıyoruz. Bu çok büyük bir misyon, çok güzel bir görev. Ben özellikle hekimlerimizi de kendi branşlarında sizin sağlık için programınız için davet ediyorum. Gelsinler. Vatandaşımız sağlık bilgisinden çok yoksun. Yani çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Mesela çok diyelim ki yüksek tahsilli biri bile bazen bakıyorsun kalbinin sağda mı solda mı olduğuna veya karaciğer, akciğer hangi organ, vücudumuzda ne gibi fonksiyonları var. Bunları bilemiyorlar. Bunlar bizim ülkemizde artık şu geldiğimiz tarihte olmaması gereken şeyler. Tabii burada benim özellikle bahsetmek istediğim ilk yardımı özellikle öncü gruplara, itfaiye, polis, jandarma, kamu personeli veya gönüllü kuruluşlarda gönüllü çalışanların öğrenmesi ve burada bunu bilen, kalabalık bir ortamda bunu bilen birisi bile olsa yapacağı bir müdahaleyle ambulansa o vatandaşın hazırlanmasını sağlıyor. Mesela ne diyoruz? Temel yaşam desteği. Evet. Temel yaşam desteğinin birinci şeyi ABC denen bir kuralı var. Soluk yolunun açık olması, solunum ve bilinç durumuna bakıyoruz. İşte bak, dinle, hisset diye bir metot var. İlk yardım alanları bilir. Şuraya diyelim yığılan, bayılan birisi bu kalbi durmuş ölmüş mü? Veya basit bir bayılma mı geçmiş? Veya iç kanama mı geçiriyor? Bunu ilk yardımda biz bunları öğretiyoruz. Öğrendiler zaman içerisinde. Dolayısıyla ambulans hizmeti o ortamda diğer bir vatandaş çağırana kadar vatandaşımız o yaralıya, kazazedeye ambulansa hazırlık dönemi çok önemli. Yanlış bir müdahaleyle o bütün çalışmaları, hastanedeki bütün şeylere zarar vermiş olabiliriz müdahalelere. Haklı hocam, evet. Anlattığınız şeyler gerçekten çok kıymetli. Yani evet. Bir acil sağlık hizmetinin arkasında ne kadar büyük organizasyonlar olduğunu da görüyoruz aslında. Evet. Ben şimdi size bizim ilimizin de içinde bulduğu büyük bir afet yaşandı. Ülkemizde bir ilin olduğu büyük bir afet yaşandı. Acil sağlık hizmetlerinin afet ya da olağan dışı durumlarla ilgili bir çalışması ya da işbirliği var mı, dalı var mı, öyle sorayım. Hocam çok güzel sordunuz. Şöyle, biz 98-99'da bakanlık eğitim programlarına katıldığımız zaman ve yerelde, mahallinde bizim ismimiz acil sağlık ve kurtarma hizmetleriydi. Hı hı. O kurtarma hizmetleri zamanla UMKE oldu. Hı hı. Zamanla. Şimdi halen UMKE olarak devam çok ediyor ama birbirinden verdiler. Ayrılır gibi oldu. Tabii hı hı. Bahsettiğiniz gibi depremde evet. Olağan dışı durumlar, olağanüstü durumlar. Olağan dışı, olağanüstü durumları da o da bizim normalde konumuz içerisindeydi. Biz onu da Almanya'dan simultane tercüme ile yurt dışı Almanya'dan gelen bir hocadan bir hafta Ankara'da bir kurs aldık. Orada özellikle bu kursun teması şuydu. Olağanüstü durum, olağan dışı durum insan gücünün üstündeki, insan gücüyle bahşedilmeyen durumlar. Bunlara biz olağan dışı durum diyoruz. Mesela öyle bir sel geliyor ki evet. Ne kadar blok koysan, barikat koysan yine de zarara uğruyorsun. Bir insan gücünün üstündeki bir durum. Depremde Allah tarafından vatandaşımıza çok geçmiş olsun. Biz de o süreçte hastanedeydik, görev aldık. Ölenlere Allah rahmet etsin. Yaralılar
var. Onların da inşallah şifalarına kavuşurlar. Biz de hep içindeydik. Siz de yanımızdaydınız. Tabii bu 112 acil ve acil sağlık hizmetlerinin hastane öncesinde UMKE, şu an UMKE ismiyle, UMKE demek Ulusal Medikal Kurtarma ekibi olarak geçiyor. Tabii bunların da bu deprem 11 ilde, deprem bölgesinde çok kıymetli, çok üstün çalışmaları olduğu, ülkemizin geldiği seviye inan ki yurt dışında belki örnek aldığımız ülkeleri bile geçmiş durumdayız. Teknik olarak, donanım olarak, eğitim olarak çok iyi konumdayız. Ve bu çok ağır travmayı bile çok güzel sağlık, ben sağlık olarak söyleyebilirim. Tabii ki ülkemizde bütün kuruluşlar, bütün ekip ruhu içinde, herkes kendi üstüne düşeni en üst düzeyde ve sağlık olarak tabii ki hasar, travma çok büyük. Evet. Ama biz geldiğimiz seviyeyi ben çok iyi görüyorum. 2023'te hastane öncesi acil sağlık hizmetleri şu an çok iyi bir düzeyde. İnşallah bu teknik ve bilim ilerledikçe bunlar da mobil hizmetlere entegre oldukça daha güzel, daha zamanında, daha ulaşılabilir, daha kısa sürede, daha hastaya, vakaya daha çabuk ulaşmak için daha güzel çalışmalar olacak. Bunlar da, bu tür çalışmalar insanların hayatına yansıyacak. Bir kalp krizi ilk yarım saatte müdahale edildiğinde çok büyük oranda geri dönüşüm oluyor. Evet. Ve bu bizim ambulanstaki ekip, donanım, ekipman ve personelimiz de bu konuda hep eğitimli. Çağrı merkezinin yönlendirmesiyle işte yaralılara, hastalara gidip hizmet veriliyor. Burada hizmet verirken ben biraz önce bahsetmek istedim. 3 çeşit ambulans var. Kara, deniz ve hava ambulansı. Evet. Çok şükür ilimizde fiilen gün ağırma ve gün batımı ölçüsünde gece çalışma olmuyor helikopter ambulansta. Helikopter ambulansımız toplam 17 tane var benim bildiğim ülkemizde. Bir tanesi Malatya'da. Evet. Ülkede 17 tane var. Biri Malatya'da. Hava ambulansı, helikopter ambulans. Bir de uçak ambulanslar var. Onlar da benim bildiğim 4 tane. Birisi 4 sedyeli, diğer ikisi 2 sedyeli, biri de tek sedyeli olmak üzere 4 tane bölgesel hizmet veren ve uluslararası, ülkeler arası hizmet veren uçak ambulans var. Helikopter ambulans bizim Malatya'mızda hazır mevcut. Bir özellikle kalp hastalarında biz çok kullanıyoruz. Kalple ilgili aciliyetini gerektiği zaman organ nakillerinde hayat kurtarı, organ nakli çünkü çok önemli. Trafik kazalarında karayoluna bile inebilir. Evet. Artı bir ülkemizdeki bir Adana'da bir ambulans var. Helikopter ambulans. O su yüzüne de inebiliyor. Onun öyle bir pedalları var, bot gibi bir şeyleri var. Bir aksam takılıyor. Adana'da yalnızca var, coğrafik bölge olarak. Öyle bir helikopter ambulansımız var. Onun dışında kara ambulanslarından, deniz ambulanslarından birazdan bahsedeyim. Kara ambulansları motorize dediğimiz motosiklet, biraz önce bahsettim. Diğer normal bildiğimiz ambulanslar da mavi ve kırmızı şerit olanlar. Onlar en çok kullandığımız. İçinde doktor olanlar, kırmızı olanlar. Onlar ileri yaşam desteği veriyorlar. Diğer nakil olan, mavi şeritli olanlar da nakilde daha çok kullanıyoruz ama onlar da en asgari donanım, Sağlık Bakanlığı standartında tıbbi donanım, ekipman ve içindeki personel donanım olarak, eğitim olarak hiçbir sıkıntımız yok. Onun dışında diğer bir kış kar yağdığında pedallı, kışa uygun pedallı ambulanslar var. Pedallı ambulanslar var. Bunlar kara ambulansları, deniz ambulansları da deniz bölgelerinde özellikle sahil hudutlar ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği olarak onların da adalarda veya bir vapurda, gemide bir acile, kazazede acil ya da bir hastalık, kalp durması gibi hemen o ambulansa nakil edip diğer karadaki kara ambulansına, deniz ambulansından kara ambulansına nakil için kullanılan
ambulanslarımız var. Ülkemiz bu ambulans ve hastane öncesi sağlık hizmetlerinde çok ileri, yani dünyadaki ileri ülkelerle yarışır veya bazı ülkelerden daha iyi konumdayız. Burada özellikle ben çok teşekkür etmek istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nin bu konuda lokomotif olması, öncülük olması, yapması, bakanlığa da referans olması, ülkemizde onların eğitime ve geldiğimiz seviyeye katkıları yatsınamaz yani. 9 Eylül Üniversitesi'nde ilk çalışmalar orada başlatıldı. İlk personeller, paramedik personel orada yetiştirildi. Abdullah Hocam, vaktimiz çok daraldı. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Hocam, ben daha çok bilgi vermek istiyorum. Evet, zaten aslında programda biz hep sizinle birlikte olacağız. Evet, muhtemelen birlikte devam ettireceğiz programı. Ben eğer faydamız olduysa sağlık için programına, izleyicilerine inşallah katkımız olmuştur. Vatandaşımızın özellikle eğitimli olmasını, bilinçli olmasını ve bu öğrendikleri ilk yardım ve sağlıkla ilgili bilgilerini de sahada, periferde uygulayıp özellikle ambulanstaki personele sağlam zarar vermeden teslim etmeleri, ondan sonra da hastane süreci başlıyor zaten. Hastanede de acilde ve yoğun bakımda bu bizim zincir devam ediyor. Sağlık zinciri devam ediyor. Evet. Çok teşekkürler hocam, vakit ayırdığınız ve paylaştıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum, teşekkür ederim, sağ olun. Programın ilk bölümünü bitirdik. İkinci bölümünde acil uzmanımız Abdullah Ercan'la birlikte olacağız. Şimdi bir reklam arası. Değerli izleyiciler, tekrardan merhaba. Sağlık için programımıza devam ediyoruz. Programın ikinci bölümünde acil tıp uzmanı Abdullah Ercan Hocam bizimle. Abdullah Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ekranları başında bizleri seyreden izleyicilere, Malatya Vuslat TV izleyicilerine iyi günler diliyorum. Halkın sağlık okur yazarlığına gerçekten olumlu katkılar sunacağına inandığım böyle bir programı hazırladığınız için de sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben sorulara başlamadan önce kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz Abdullah Hocam? Ben Abdullah Ercan, acil tıp uzmanıyım, Malatyalıyım. Fakülte eğitimimi ve ihtisasımı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonrasında sırasıyla Bingöl Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalıştım. Haziran 2022'den bu yana da hastanemiz acil servisinde acil servis sorumlu hekimi olarak çalışmaktayım. Peki, acil tıp uzmanıyım dediniz Abdullah Hocam. Acil tıp uzmanları ne yapar, nedir görev alanları? Bir bahsedebilir misiniz? Yani bu sorunuzu cevaplamak için öncelikle acil nedir? Acil tıbbi durum nedir? Bunu tanımlamak gerekiyor. Eğer biz acil tıbbi durumun tanımını doğru yapabilirsek acil tıp uzmanlarının ve acil servislerinde ne iş yaptıklarını daha doğru bir şekilde ortaya koyabiliriz. Acil tıbbi durum, ani gelişen ve hayati tehlikeye veyahut da bedensel bütünlüğün bozulmasına ya da müdahale edilmediği zaman kalıcı sekellere sebep olabilen hastalıklar ya da travmalar ya da yaralanmalar olabilir. Ya da hastanın zaten var olan bir hastalığının alevlenmesi olabilir. O hastalığıyla alakalı yeni bir durumun gelişmesi olabilir. Biz buna acil tıbbi durum diyoruz. Bu acil tıbbi durumlara müdahale eden alan da acil servis ve biz orada çalışan acil servis uzmanlarıyız. Acil tıp uzmanlarıyız. Peki, acil tıp uzmanlığı çok bilinen bir uzmanlık alanı değil. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Bir dahiliye gibi ya da kardiyoloji gibi çok bilinen bir dal değil. Ne dersiniz? Evet, değil. Yani nispeten yeni bir bölüm olmamız da bunda etkili. Ama beraberinde acil servislerde çoğunlukla arena sistemiyle çalışılması, acil servis uzmanlarının, acil tıp uzmanlarının ayrı bir odalarının, ayrı bir tabelalarının olmaması nedeniyle çok fazla bilinmiyor. Bilinirliği biraz daha nispeten diğer bölümlere göre düşük bir bölüm. Hı hı. Dediğim gibi yeni bir bölüm olması da bunda etkili. Amerika'da 60'lı yıllarda, ülkemizde ise 90'lı yılların başında bölüm hı hı. kurulmuş, ilk hı hı. ana bilim dalı kurulmuş ve ondan sonra ilk uzmanlar verilmeye başlamış. Bundan dolayı bilinirliği düşük bir bölüm. Acil hı hı. ve acil tıp uzmanlığı. Hı hı. Peki, ben siz de Battalgazi Devlet Hastanesi'nde hizmet veriyorsunuz. Hastanenin acil servis işleyişiyle ilgili sorular soracağım ama öncesinde bir
Türkiye ve dünyadaki acil servis hizmetleri nasıldır? Başvuru oranları nasıl? Bir bilgi verebilir misiniz? Ülkemizde acil servislere başvuru oranları dünyaya göre gerçekten çok yüksek. Ülke nüfusunun yaklaşık 1,5 katı kadar insan her yıl acil servislere başvuruyor. Ülke nüfusunun 1,5 katı dediğim gibi dünya standartlarının çok üzerinde. Örneğin 2017 yılında Türkiye nüfusu 80 milyonken acil servise 110 milyon başvuru olmuş. 13 milyonluk Belçika'da bu başvuru 4 milyon. Yani bizim ülkemizde başvuru oranı %150 iken Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bu oran %30-40'larda kalıyor. 3'te 1'i kadar. Evet, 3'te 1'i 4'te 1'i kadar kalıyor. Bu oldukça yüksek bir oran, ülkemizdeki oran. Tabii bu durum, acil servislere bu kadar başvurunun olması, gerçekten aciliyet arz eden, gerçekten acil müdahale edilmesi gereken hastaların bakımlarını da geciktiriyor. Hastalara müdahalelere de geciktirebiliyor. Hatta bazen engel de olabiliyor. Ama maalesef dediğim gibi ülkemizde acil servislere başvuru oranları çok yüksek. Yani fazla ve gereksiz başvurular aslında hizmet aksayışına da sebep oluyor anladığım kadarıyla. Tabii ki, evet, hizmet kalitesine oldukça olumsuz etkiliyor. Şimdi bu durum çok çarpıcı bir bilgi Abdullah Hocam. Yani Belçika, Türkiye örneğine baktığımız zaman bu fark neyden kaynaklanıyor? Yani Türkiye'de niye bu kadar fazlayken Belçika'da Türkiye'ye görece olarak daha düşük? Acil servislere başvuru oranlarının yüksek olmasının en büyük sebebi bence halkın sağlık okuryazarlığının istenilen seviyede olmaması. Tabii bunun dışında acil servislerin 7 gün 24 saat hizmet esasına göre sürekli çalışması, kolay ulaşılabilir olması ve ücretsiz olması da acil servis başvurularını artırıyor. Bununla alakalı da halkın sağlık okuryazarlığının artırılması sağlanırsa, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılırsa ve daha güçlendirilirse bu oranların düşeceğini tahmin ediyor ve umuyorum. Daha bilinen adıyla aile hekimliği sisteminden. Tabii aile hekimliği sistemi, koruyucu sağlık hizmetleri, bunların yaygınlaşması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde biraz daha acil servislerin üş yükü azalabilir. Evet, yani tabii aile hekiminin adını bilmeyen, bizim doktor arkadaşlar arasında bile, nerede maalesef olduğunu bile bilmeyen maalesef toplumumuzda insanlar maalesef var. Aile öyle hekimliğini biraz daha aktifleştirmek acil üzerindeki iş yükünü ve etkinliği arttırır anladığım kadarıyla. Tabii, yani acil serviste yoğunluktan ziyade gereksiz başvurular bizim esas şikayet ettiğimiz konu, gereksiz başvurular. Çünkü dediğim gibi bu gereksiz başvurular hizmet kalitesini, gerçekten bu hizmetin yapılması gereken, yani hak eden, gerçekten aciliyet arz eden hastalara verilen hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor. Evet. Peki Abdullah Hocam, çalıştığınız hastanede, yani Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki acil servis işleyişini anlatabilir misiniz bize? Evet. Bizim hastanemiz günlük ortalama 1200 hastanın başvurduğu, hastanemiz acili. Günlük 1200 hastanın başvurduğu ikinci seviye karma bir acil servis. Yani hem erişkin hastalar hem de çocuk hastalar başvurabiliyorlar. 1200 hasta da şehrimizde en yüksek acil başvurusunda olduğu ikinci hastaneyiz. Hastanemiz acil servis. Şimdi Malatya'da acil servis hizmeti veren Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi var. Turgut Özal Tıp Merkezi var. Var, evet. Ve ilçe hastaneleri var bizimle birlikte. Bizim hastanemiz şehirde Eğitim İkincisi Araştırma de. Hastanesi'nden sonra en fazla acil servis başvurusu olan hastane. Ve yeni İkinci hastane sırada olmasına rağmen. Evet, evet, evet. Acil servisimiz triyajdan başlıyor. Daha sonra yeşil alan ya da işte hastanın klinik durumuna göre yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, travma alanı ve KBRN ünitesinden oluşuyor. Dediğim gibi günlük 1200, ortalama 1200 hasta başvurumuz oluyor. Yani hasta ilk geldiği zaman triyaj alanında karşılanıyor. Daha sonra hangi bölümde tedavi edileceği ya da muayene edileceği triyaj alanında karar veriliyor. Evet, evet. Hastayı ilk triyaj alanı karşılıyor. Triyaj alanı aslında hasta yoğunluğunun çok olduğu hastanelerde çok önemli. Çünkü gelen hastaların acil olup olmadığı, eğer acilse ne kadar acil olduklarına triyaj alanı karar veriyor.
Siz bu ayrımı yaptığınız zaman göğüs ağrısıyla burun akıntısını, kalp kriziyle soğuk algınlığını ayırt etmiş ve kalp krizi olan, aciliyet arz eden bir hastanın müdahalesinin gecikmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Triyaj alanında değerlendiriliyor hasta. Eğer hasta gerçekten aciliyet arz eden, acil hızlı bir şekilde bakılması gereken hastaysa ilgili alana yönlendiriliyor. Alanlarımız nereler? Tam onu soracaktım hocam. Yani hastaneye girdiğimiz zaman özellikle acil serviste triyaj, kırmızı alan, sarı alan, bir sürü yazılı, evet, yeşil alan. Yani halkımızın da ya da bizim de anlayacağımız şekilde bu alanlardan ne anlayalım biz? Ne demek bunlar? Dediğim gibi triyaj hastanın aciliyet durumuna göre önceliklendirilmesi. Hastanın hangi alanda muayene edileceğine karar verilen alan. Yeşil alan hayati tehlikesi olmayan, durumu stabil olan, ayaktan hastaların bakıldığı mesela bir alan. Mesela grip gibi. Grip basit, gibi, soğuk algınlığı, evet. Bunlara yeşil alanda bakılıyor. Yeşil alan aslında benim programın başında, yani daha doğrusu ikinci bölümün başında acil tıbbi durum diye tanımladığım duruma çok fazla uygun olmayan hastaların bakıldığı ama acil servis hastalarının büyük bir kısmının başvurduğu alan oluyor. Yüzde kaçı gibidir Abdullah Hocam tahmini? Yeşil alan, yani 1200 hasta başvuruyor dediniz. Yüzde kaçı yeşil yüzde alandır? %50 ile 60'ı yeşil yarıdan alan hastası fazlası oluyor. Hı-hı. Yarıdan fazlası yeşil alan hastası oluyor. Sarı alan yeşil alandan biraz daha ağır hastaların bakıldığı alan. Yeşil alan ile kırmızı alan arasında kalan ama yine müdahale edilmesi gereken, müdahale edilmemesi durumunda hayati tehlike oluşabilecek ya da müdahale edilmemesi durumunda kalıcı sekerlerin mesela oluşabileceği hocam, hastaların hangi bakıldığı alan. Mesela soğuk algınlığı yeşil alanın hastasıdır. Kalp krizi kırmızı alan hastasıdır. Ama bir apandisit sarı alan anladım hastasıdır. Hı-hı. Hasta biraz daha bekleyebilir ama müdahale edilmediği durumda, tedavisi geciktiği kırmızı durumlarda durumu demişelim ağırlaşabilir. Evet. Sıkıntı yaşayabilir hasta. Hı-hı. Kırmızı alan ise bizim acil servislerde hasta aciliyet anlamında en acil, en ağır hastaların bakıldığı alanlar oluyor. Bu alan hastaları genellikle hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken, beklememesi gereken hastalar oluyor. Hı hı. Bizim bu alanlara ek olarak bir de travma alanımız var. Travma alanı orta ve hafif travmatik durumların tedavilerinin, muayenelerinin, takiplerinin yapıldığı alan. İşte ayak burkulması, ne bileyim işte okulda düşüp yüksekten düşme. Evet, okulda düşüp işte kolunu bacağını kıran öğrenciler oluyor. Çok yüksekten olmayan düşmeler, düşük enerjili travmalar travma alanında bakılıyor. Bu alanlara ek olarak bizim bir de KBRN ünitemiz var. Açılımı nedir KBRN hocam? KBRN ünitesi kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Kasten, kazayen ya da doğal afet sonucu kimyasal, biyolojik, nükleer, radyasyon gibi tehlikeli maddelerin ortama yayılması ve insan ve çevre üzerine olumsuz etkiler bırakması sonrasında hastaların buna maruz kalan hastaların dekontamine edilip tedavilerinin, tıbbi desteklerinin yapıldığı alanda mesela KBRN ünitesi oluyor. Mesela en yaygın nedir hocam? Yani KBRN ünitesine başvuran hastalar? Kimyasal maruziyetler olabiliyor. Genelde ya da böyle fabrika çalışanlarında vesaire mi oluyor? Onlarda oluyor. Kimyasal maruziyetler olabiliyor. Ya da daha önce işte yaşadığımız işte Çernobil gibi radyonükleer patlamalar gibi durumlarda KBRN ünitesi tedavi alanı olarak kullanılıyor. Oldukça özellikli bir alan anladığım evet kadarıyla. Peki az önce söylediğiniz şey dikkatimi çekti Abdullah Hocam. Yeşil alana başvuran hasta sayısı yarısından fazla dediniz. Evet. Ve yeşil alanı açıklarken de acil müdahale ihtiyacı olmayan hastalar diye anladım ben. Yani büyük bir kısmı. Büyük bir kısmı. Yeşil acil alan, tıbbi durum tanımına uymuyor aslında. Evet, çünkü yeşil alana gidiyorsa zaten acil tıbbi duruma evet karşılığını almıyordur. Peki yeşil alana bu kadar çok başvurunun olması işleyişi olumsuz etkiliyor mu? Uygunsuz başvurular hem insan iş gücü anlamında hem de parasal anlamda kamu kaynaklarının israf edilmesi demek oluyor. Ama bundan da önemlisi acil servise ve hastane dışı acil sağlık hizmetlerine yapılan uygunsuz başvurular gerçekten bu hizmeti hak eden
gerçekten acil müdahale edilmesi gereken, halkın anlayacağı şekilde söyleyecek olursak, gerçekten hasta olan vatandaşların acil sağlık hizmetlerine ulaşmasını geciktirebiliyor. Bazen bazı kaotik durumlarda tamamen engelleyebiliyor. Nasıl engelliyor ya da geciktiriyor hocam? Yani ben acilci olduğum için bunu acil sağlık hizmetlerinin en önemli ayaklarından biri olan ambulans hizmetleri üzerinden örneklendirmek istiyorum. Hatta bundan sonraki örnekleri de ambulans üzerinden vereceğim. Daha anlaşılır olsun diye. Ama yani benim izleyicilerden ricam, bunu üçüncü bir kişi üzerinden değil de, üçüncü şahıs olarak değil de, olay gerçekten kendi başınıza gelmiş gibi dinlemeleri. Sanki hasta ve hasta evet. Yakını kendisiymiş gibi. Evet, aynen. Yani düşünün, sizin ailenizde işte anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz, ailenizden biri gerçekten çok hasta. Allah korusun, işte atıyorum kalp krizi geçiriyor. Hı-hı. Ve siz 112'yi arıyorsunuz. 112 bu sırada farklı şeylerle meşgul ediliyor. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Biz acil serviste çok basit şikayetlerden çok ağır hastalıklar, çok ciddi durumlar yakalayabiliyoruz. O yüzden hiçbir şikayeti acil tıp uzmanı olarak küçümsemem söz konusu olamaz ama siz 112'yi arıyorsunuz ama 112 o sırada bir soğuk algınlığıyla meşgul olabiliyor. Ya da siz 112'yi arıyorsunuz ama 112 o sırada hiçbir aciliyet arz etmeyen, hastaneye yürüyerek de ayaktan da gidebilecek bir ayak burkulmasıyla ilgileniyor olabiliyor. Ya da siz 112'yi arıyorsunuz ama bunu da acil servislerde çok sık gördüğümüz için bu örneği de vereceğim. O sırada işte ailesinin, sevgilisinin, arkadaşının ilgisini, dikkatini çekmek için ambulans çağırmış olan genç bir bireyle ilgileniyor oluyor. Sizin evde bir kalp krizi hastanız var ama 112... gerçekten hiçbir aciliyet arz etmeyen durumlarla ilgilendiği için sizin vakanıza geç kalabiliyor. Ha, bizim sağlık sistemimiz, ambulans altyapımız çok iyi. Yani bu durumlar çok çok nadir yaşanıyor. Ama sonuçta sonsuz bir hizmet değil. Evet. Sonsuz da değil. Maalesef bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Yani burada siz kendinizi bu hastanın yerine koyun. Evde babanız kalp krizi geçiriyor ama 112 o sırada bir ayak burkulmasına gittiği için belki de o bölgede başka ambulans yok ve size gelemiyorlar ve evde beklemek zorunda kalıyorsunuz ki biliyorsunuz yani kalp krizi de saniyeler hayati önem taşıyor. Her gecikme hastanın hayata tutunma ihtimalini azaltıyor. Acil servislerin gereksiz yoğunluğuyla alakalı dediğim gibi ambulans örneği üzerinden gideceğim. Düşünün ki hastanızı ambulansa bindirdiniz. Hastanız Allah korusun işte kalp krizi ya da beyin kanaması ya da işte nöbet geçiriyor. Siz yola çıkıyorsunuz ama trafik var. O trafik yoğunluğu içerisinde hastaneye bir türlü ulaşamıyorsunuz. Acil servis yoğunluğunu buna da benzetebiliriz. Acil serviste onlarca hasta var. Bu hastalardan çok azı gerçekten acil müdahale gerektiren hasta. Ama acil müdahale gerektirmeyen, acil servise gerçekten başvurmaması gereken hastalar yüzünden sizin hastanızın müdahalesi gecikiyor. Hı hı. Nasıl ki ambulans trafiği yarıp geçemiyorsa, siz de orada aciliyet arz etmeyen hastaları yarıp geçemiyorsunuz. Burada şöyle bir şey de ortaya çıkıyor aslında hastalarımızda. Hasta acil servise geldiği zaman acil olduğunu düşünüyor. O sırada orada bulunan bütün hastalarla aynı hızda ve aynı şekilde bakılmak istiyor. Bunu da yine ambulans üzerinden örneklendireceğim. 10 tane ambulans yola çıkıyor. Bu ambulanslardan birinde kalp krizi var. Bir diğerinde soğuk algınlığı var. Birinde ayak burkulması var. Yani kalp krizinden daha az acil olan, daha sonra müdahale edilse de problem yaşanmayacak hastaları taşıyan ambulanslar var. Ama isimleri ambulans olduğu için trafikte hepsi geçiş üstünlüğüne sahip. Öyle olunca sizin hastanız da ambulansta olmasına rağmen yine tedavisi gecikiyor. Çünkü hastaneye daha geç ulaşıyor. Niye daha geç ulaşıyor? Çünkü başka ambulanslar da var. Acil servise başvuran herkesin kendisini acil addetmesi de böyle bir şey. Evet, acil servis. Ama hepiniz acil değilsiniz. Evet, ambulansla geliyorsunuz ama bütün ambulanslardan gelen hastalar aynı değil.
Yani bir kişinin yaşamının kurtulmasına engel olabilirim hassasiyetiyle biraz yaklaşmak gerek anladığım kadarıyla. Acil servise başvurularla alakalı hangi hasta acil servise başvurmalı, hangisi başvurmamalı? Ben bu olaya iki yönlü bakıyorum. Bir bilimsel yönüyle, bir de vicdani yönüyle. Bilimsel yönüyle alakalı zaten binlerce kitap yazılmış. Ama vicdani yönüyle de şöyle. Sizin var olan hastalığınız gerçekten o sırada kalp krizi geçiren, o sırada ya da beyin kanaması geçiren, acilen müdahale edilmesi, acilen hastaneye götürülmesi gereken bir hastanın müdahalesini geciktirmeye değecek bir şey mi? Hı hı. Kendi ailenizde, kendi yakınlarınızda, sevdiklerinizde böyle bir durum yaşasanız mutlu olur musunuz? Bence insanlar bunu vicdanlarında tartmalılar. Hı hı. Bu şekilde değerlendirmeliler. Dediğim gibi bilimsel yönüyle alakalı binlerce kitap yazılmış. Ama vicdani kısmı vatandaşlarımıza bırakalım. Empatiyle, gerçekten kendi yakınlarının da aynı duruma düşebileceğini düşünerek olaya bu şekilde baksınlar. Peki. Şimdi ben yavaş yavaş böyle biraz daha medikal, tıbbi konulara doğru yöneleceğim ama öncesinde şeyi sormak isterim Abdullah Hocam. Acil servise herkes başvurabiliyor mu? Bununla ilgili bir kısıtlama var mı? Mesela sosyal güvencesi olmayanlar vesaire. Hocam biz bu konuda ülkemiz dünyanın çok önünde, ilerisinde. Hastanelerimiz, acil servislerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre çalışıyor. Açıkçası sosyal devlet ilkesini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir alan acil servisler. Hiçbir şekilde sosyal güvencesine bakılmaksızın, cebinde para olup olmadığına bakılmaksızın, acil servise başvuran bütün hastalar herhangi bir aciliyetlerinin olup olmadığı netleştirilip acil bir durumları olmadığı anlaşılıncaya kadar istedikleri şekilde hizmet alabiliyorlar. Hı hı. Aciliyet arz eden bir durumları yoksa zaten ilgili bölüme, ilgili kliniğe yönlendiriliyorlar. Anladım. Peki Abdullah Hocam, acil servise en sık hangi şikayetlerle başvuruyorlar? Acil servise şöyle sırasıyla değil ama acil serviste en sık başvurular göğüs ağrısı, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, salgın dönemlerinde gribal şikayetler ya da ishal bizim ve travmalar acil servise başvuruların çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Evet. Benim size soracağım çok fazla sorun var ama vakit daraldı diye de şimdi uyardılar. Ben kısaca böyle hemen birkaç bir şey sormak isterim. Şimdi yanık, evde elimize sıcak su döküldü ya da ütüye ya da fırına değdi. Kendimiz evde nasıl müdahale edelim ya da etmeyelim? Yani yanıklar çeşitli şekillerde olabiliyor ama evde en çok bizim karşılaştığımız yanıklar sıcak su yanıkları oluyor. Sıcak su yanıklarında yanan bölgeyi tazyikli olmayan bir suyla, bir suyun altında. Çok soğuk ya da çok ılık. Soğuk suyun altında bir 10 dakika kadar tutmak gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle işte salçadır, diş macunudur. Evet, öyle. Hiçbir şeyi sürmemek gerekiyor. Yara suyla yıkandıktan sonra, soğuk su altında, tazyikli olmayan soğuk su altında tutulduktan sonra temiz bir bezle örtüp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Tamam, hızlıca ilerleyeceğim, kusura bakmayın. Şimdi sosyal medyada da çok fazla karşılaşıyoruz maalesef köpek ısırığıyla ilgili. Sokakta karşılaştık ya da birinin başına geldi, nasıl müdahale edelim ya da etmeyelim? Köpek ısırıklarında tabii ki öncelikle önemli olan hastanın yaşamsal bulgularının olumlu olması. Yani hasta sadece bir bölgesinden, işte ne bileyim kolundan, bacağından ısırılmış, başka herhangi bir sıkıntısı yok mu? Yoksa hayatiyet arz eden bir durum mu var? Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de bizim ABC algoritmamız var. Hı hı. Hastanın hava yolunun, solunumunun ve dolaşımının, nabzının değerlendirilmesi. Bununla alakalı bir sıkıntı yoksa ısırık yerinin sabunlu suyla, bol sabunlu suyla yıkanması, temiz bir bezle sarılması ve aşı için en yakın hastaneye başvurulması gerekiyor. Mesela şey yapanlar oluyor Abdullah Hocam, işte yaranın üst kısmına vücuda daha ilerlemesin diye sıkı bir şeyle bağlanıyor. Yani evet, o daha çok yılan sokmalarında falan oluyor ama bu turnike uygulamasını önermiyoruz. Yaranın yüksekte tutulması önemli. Zararlı bir şey o şekilde bağlamak. Tabii. Yani o ısırılan bölgeye kan akışını engelliyor.
Bu ayrıca yani ısırık haricinde siz bir de bu şekilde zarar vermiş oluyorsunuz. Yaranın dediğim gibi sabunlu suyla temiz yıkanması, temiz bir bezle örtülmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Eğer bir kanama varsa kanama kontrolü için belki bir spançla ya da bir bezle baskı uygulanabilir ama bunun haricindeki uygulamaları önermiyoruz. Peki, sorularım çoktu. Gebeler, emzirenler, yaşlı hastalar, özellikle gruplarla ilgili bir sürü sorun vardı ama vakit kısıtlı, son olarak son sorum. Küçük çocuk var evde, ilaç ya da zehirli bir madde çocuğun aldığını düşünüyoruz. Nasıl müdahale edelim? Biz çocuğun ne aldığından emin değilsek bence o dediğim ABC yani hava yolu, solunum ve dolaşım kontrolleri yapıldıktan sonra eğer müdahale edilmesi gereken bir şey yoksa, ki burada da ilk yardımın önemi ortaya çıkıyor, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak mesela gerekiyor. Kusturmayı önermiyoruz. Evet. Çünkü bazı ilaçlarda kusturmak daha zararlı olabiliyor. Bizim tıpta kontraindike dediğimiz zararlı, yapılmaması gerekenler arasında olabiliyor müdahale olarak kusturma. O yüzden kusturma önermiyoruz. En yakın sağlık kuruluşuna başvurması, hatta bu arada mümkünse hiçbir şey yedirilip içirilmemesi gerekiyor. Sağlık kuruluşuna başvurup orada değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. Peki. Abdullah Hocam, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok ederim. Kıymetli bilgiler paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle.